İşte karşınızda. Şükrü Özlüoğlu. İddia Bilirtiği. Evet sevgili bahisseverler. Evet sevgili bahisseverler, hepinize mutlu pazarlar diliyorum. 28 Haziran Pazar günü bülteniyle sizlerle birlikteyiz ve bugün bir tane ideal kupon vereceğim sizlere. Bir de kapakta gördüğünüz gibi 3000 küsür liralık sistem kuponu vereceğim ama dediğim gibi sistemin bir garantisi yok. 6'da 0 da yapabiliriz. Geçen pazar yaptığımız gibi 6'da 4 yapıp 70 lira da kazanabiliriz. Hani Fenerbahçe maçını berabere bitseydi, Galatasaray'da handikap 0 bitseydi birkaç bin lira kazanacaktık ya, onun gibi olabilir yani. Şans kısmet bu işler biliyorsunuz. Onun dışında siz bu ne la burada? Oğlum var ya burada bana millete iyisini ayırsaydın bari. Armut koymuş adam buraya. Ya, yayından sonra yerim tamam. Senin için olduk için. Ya adamlar tabii ya, armudu da bırakmış yayın masasında. Evet. İdeal kuponum arkadaşlar 3.83 oranlı, kafanıza yatıyorsa, hoşunuza gidiyorsa 4 maçlık, 2 tanesi çifte şans, hemen onları aktaracağım sizlere. Kafanıza yatmayan bir tane varsa çıkarıp üçlü de yapabilirsiniz. 6 tane ilk birinci ideal kuponumuzda kullanabileceğimiz maçlar var. Bu arada her zaman hatırlatalım, şu iyi işaretinin içinde izlemediğiniz tanıtım videomuz, kendimizi tanıttığımız, uygulamamızı tanıttığımız ve önemli taktik videolarının olduğu şu iyi işaretine basarsanız yine önemli şeylere ulaşırsınız. Yorumlarınızla sizler de maçlara katıldığınız ya da katılmadığınız maçlara ilgili yorum yaparsanız ve like'larınızı gönderirseniz yine hafta içi ki başarımıza istinaden en azından biliyorsunuz hem çarşamba hem perşembe birer maçta sektirmiştik ve cumartesi videomuzda gösterdiğimiz gibi hem video kuponumuz hem de uygulamamızdaki kuponlarımız gelmişti. İnşallah bu başarımız ve şansımız daim olur. Kupon şansımız inşallah doğru maçlara denk getiririz diyelim. Yine dediğim gibi bu sefer like sayısında 1000'i geçelim arkadaşlar. Lütfen bakın cumartesi nasıl geçti geçmedi bilmiyoruz. Cuma günü çekiyoruz üst üste bu videoları biliyorsunuz. Cumartesi kötü geçtiyse pazarımız iyi geçiyor. Genelde öyle bir istatistiğim var benim. Cumartesi iyi geçiyorsa pazar biraz kötü geçiyor ona göre. Ama mutlaka alternatif kuponlar yapın. Mesela ben burada size verdiğim idealin dışında 2 ya da 3 ideal daha yapacağım. Burada size verdiğim sistemin dışında değişik bir sistem daha yapacağım mesela. Sizler de bütçenizi bölüp ona göre ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi 6 tane maç biraz daha ideal böyle ana kuponlarda kullanılabilecek maçlar. Onun dışında hemen sırayla geçelim ya, hızlıca şöyle bir bakalım. İlk maçımız Leicester City Chelsea mücadelesi. İngiltere Federasyon Kupası mücadelesi. Tabii son oynanan maçlara göre biz değerlendiriyoruz. Leicester City'yi de izledik, Chelsea'yi de izledik. Tabii pandemi arasından sonra Chelsea'nin daha iyi döndüğünü gördük. Hafta arası oynadığı mücadelede de City'yi yenerek Liverpool'un 30 yıl aradan sonra gelen şampiyonu. Bu arada Liverpool'umuzu da tebrik ediyorum burada. 30 senedir bekliyordum şampiyonluğunu, 10 yaşımdan beri. Sonunda bir şampiyonluk gördük yani. İngiltere'de Liverpool'u tutarım, severim ben. Şampiyonluğu hayırlı olsun Liverpool'un da diyelim. Dediğim gibi Chelsea'yi daha iyi gördüğüm için bu kupada da onları bir adım önde görüyorum. Maçları izleyenler zaten görmüşlerdir Chelsea'nin ne kadar formda olduğunu. Çok önemli sakat cezalı görmüyorum. Kupada da büyük rotasyon yapacaklarını düşünmüyorum. 0-2 çifte şans idealciler için güzel bir tercih olabilir. Chelsea'nin yenilmezliği 1.28 oranından ideal kuponlarda değerlendirilebilir ama maçın 1-1 ya da 1-2 biteceğini düşündüğüm için karşılıklı gol var da değerlendirilebilir. Leicester'da bir gol atabilir gibi geliyor bana. Eksiği yok, tam kadro çıkarsa değerlendirilebilir. Bunu bugünün ideal kuponumuzun ilk maçı olarak aldım. Leicester City Chelsea 0-2 çifte şans 1.28 kuponumuzun ilk maçı kafanıza yatıyorsa. İkinci maçımız LASK mücadelesi. Wolfsburg'le oynuyor. Avusturya Bundesliga'da biliyorsunuz LASK'ı hep değinmiştik. Hani puan silinmişti pandemi döneminde, işte para cezası falan falan derken geriye düşmüştü. Hatta ilk pandemi arasından sonra ilk iki mücadelesini kaybetmişti. İşte Wolfsburg'le oynadığı mücadeleyi deplasmanda 3-3 kalmıştı falan derken sonra toparladı. Sturm Graz'ı yendi iki defa üst üste. Hartberg'i yendi hafta sonu 5-1 deplasmanda. Wolfsburg'de devamlı kuponlarımızı aldığımız karşılıklı gollerle ya da 2.5 üstlerle, ki en son Sturm Graz mücadelesinde kuponuma 1 olarak almıştım. Öyle yırtmıştık ama Sturm Graz'ın direkten dönen topu vardı. Hani bir oynayalım demiştim Wolfsburg'e. Güvenmeyenler 2.5 üste gitsin demiştim. Ben uygulamada kuponuma 1 koymuştum. Şans işte diyorum ya, üst koyanlar yatmıştı ama Sturm Graz direkten döndüğü için şanssızlıkla yatmıştı. Benim yırtmamın sebebi 1 koymuş olmaktı. 2-0 yenmişti. Bu mücadelede yine gollü tempolu güzel bir maç bekliyorum. O yüzden LASK'ın defansında mesela sakatlıklar var. Bir tanesi de şüpheli, oynayıp oynamayacağı belli değil. Orta sahada da yine önemli bir isim, İlk 11'de oynayan bir isim sakat görünüyor. Wolfsburg da burada gollere katkıda bulunabilir. 2.5 üst 1.40 orandan ideal ve bugünkü ideal kuponumuzun 3.83 oranlı ideal kuponumuzun ikinci maçı LASK Wolfsburg mücadelesi 2.5 üst 1.40 orandan
diyelim. Milan-Roma mücadelesi var yine şöyle bir baktığımız zaman. Milan tabi aradan sonra Juventus'ta kupada karşılaşmıştı ve Lecce'yi hafta sonunda 4-1 yendi. Deplasmanda gayet güzel de bir oyunla Roma pandemi sonrası ilk defa izledik. Maçına da değinmemiştik. 2-1 yenmişti Sampdoria'yı ama zorlanmışlardı yenerken. Baktığımız zaman İbrahimovic'in sakatlığı devam ediyor. Kayer şüpheli Milan takımında ve defansta yine Musaccio sakat görünüyor. Oynamayacak. Roma'da da kaleci Paolo Lopez sakatlığından dolayı ve Zaniolo da yine sakatlığından dolayı forma giyemeyecek ama yine ben zevkli iki takımın da birbirine gol atabileceği bir mücadele bekliyorum. Karşılıklı gol 1.50'den alınabilir. 1-1 skor beklentim var. Bunu da sistem kuponumuzda aktaracağım. Şimdi ideal kuponuma bunu koymadım. Sivas-Kayseri spor mücadelesi Türkiye'de. Ya Türkiye'de artık son haftalara girdiğimiz için arkadaşlar Sivas şampiyonluğa oynadığı için stresli oluyor. Görüyorsunuz oynadığı maçları takip edenler görüyor zaten. Denizli maçı olsun, Konya deplasmanında son anda kurtardığı 1-1-2-2'lik maç olsun. Kayseri'de alt sıralardan kurtulmak için can havliyle işte Fenerbahçe karşısında 2-1 yenildi ama kaçırdığı goller ortada. Gençler Birliği'ni yendi. Yani son kozlarını oynuyor artık. Son kurşunlarını atıyor. O yüzden Sivas'ın da eksikleri var. Bazıları geri dönecek. Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç falan bunlar hep oynayacak herhalde diye şey yapıyorum. Siz yine bir bakın ama Kayseri'den ne olursa olsun bu streste ve pandemi sonrası da biraz düşen, hani hocasının da açıklamalarına göre sanki şampiyonluk havasından biraz kopmuş ve çok iddialı değiller gibi. Yani yenebilirler, ona lafım yok ama Kayseri dediğim gibi can havliyle bu Sivas'a karşı gol bulabilir gibi geliyor bana. Siz aynı, yani Türkiye'de bizim ligde gol atamayan birbirine pek, işte Fenerbahçe dışında görüyorsunuz gol atamayan yok gibi. O yüzden bu mücadelede karşılıklı gol var bekliyorum ben açıkçası. Dediğim gibi Sivas yense bile gol yiyerek yenecektir. Ve ideal kuponuma da bunu koydum. Ben karşılıklı gol var 1.55 gibi de güzel bir orandan, riskli de olsa değerlendirilebilir. İdeal kuponumuzun 3. maçı bu. En son tekrarlayacağım. Bir sonraki maçımız North Zealand mücadelesi. Bunu istemeyen almayabilir. Çünkü zaman zaman bizleri yatırdığı oluyor biliyorsunuz. İkinci alternatif kupanda değerlendirilebilir. Brøndby ile oynayacak, son derece önemli bir mücadele o da. Biliyorsunuz onların liginde de birinci ile dördüncü mesela işte Şampiyonlar Ligi önelemelerine gidiyor. Playoff oynuyor işte ikinci üçüncü arasında Avrupa önelemeleri derken kritik noktadalar. Dördüncü ve beşinci sıradalar. North Zealand ev sahibi. Burada iki tarafta kazanmak isteyecektir diye düşünüyorum. Genç oyunculardan kurulu, koşan, pozisyona çok güren bir ekip. Zaman zaman değiniyoruz biliyorsunuz maçlarına. Gol atıp yemekte cömertler yani. İki tarafta da başarılılar. Mensah Brøndby bir adına şüpheli görünüyor ama oynayacağını düşünüyorum ben. Oynarsa onlar da gol bulabilir. Burada da ev sahibi ekip kazansa bile gol yiyecektir diye düşünüyorum. Karşılıklı gol varı ben ikinci ideal kuponumda değerlendireceğim. 1.45'te güzel bir oranı var. Onu söyleyelim. Son maçımız ideallerde yani güvendiklerimizin arasında son maçımız Gaziantep-Antalyaspor mücadelesi. Yine son oynadıkları mücadeleye göre değerlendireceğiz. Gaziantep'i çok beğendiğim bir takım değil. Bakmayın Galatasaray'la berabere kaldı ama orada Galatasaray'ın eksikleri ve hatalarından dolayı son dakikalarda bunu yapabildiler. Antalyaspor oldukça formda biliyorsunuz. Alanya'daki Alanya ile oynadıkları kupa maçını saymazsak Rize'yi de yine güzel bir skorla ve oyunla yenmeyi başardılar. Hücum hattı özellikle çok iyi. Gaziantep de dengesiz bir takım. Onlar da gol atabilirler ama gol yese bile ben Antalyaspor'un yenilmeyeceğini düşünüyorum. 0-2 çifte şans 1.38 oranıyla gayet ideal bana göre. Alternatifte karşılıklı gol var, değerlendirilebilir. Ona bir şey demiyorum. Dediğim gibi defansı çünkü çok iyi değil Antalyaspor'un. 1.48'den karşılıklı gol var da alınabilir. Ama Antalyaspor'un da yenileceğini düşünmüyorum. Yine bu ikisinden birini tercih edebilirsiniz. İdeal kuponumuz 3.83'lük şöyle oluştu. Chelsea 0-2 çifte şans, Antalyaspor 0-2 çifte şans, Sivas Kayseri karşılıklı gol var, LASK Wolfsberg 2.5 üst, toplam 3.83 yapıyor. Bunlardan bir tanesi kafanıza yatmıyorsa çıkarıp üçlü de yapabilirsiniz. Ben 4 tane en güvendiklerimden çıkarmaya çalıştım sizlere. Bir de bunlar dışında çok fazla uzatmayacağım ve sizlere önereceğim şöyle maçlar var. Mesela yine İngiltere'de Federasyon Kupası'nda Arsenal Sheffield United deplasmanında olacak. Sheffield United Arsenal'ın başına iş açabilecek bir oyun yapısına sahip. Defansif bir oyun yapısına sahip ki bu sene oynadıkları maçlarda kendi evinde 1-0 yenmişti Sheffield Arsenal'i. Arsenal'ın sahasındaki maçta 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Yine Sheffield United çok formda gibi görünmese de Arsenal son oynadığı maçlara baktığımızda ama bu kupa mücadelesi farklı olacaktır ve bundan dolayı farklı bir moral motivasyonla oynayacaklardır ve zorluk çıkaracaklardır diye düşünüyorum. Tabii çok güvendiğim bir maç değil. Sistemde sıfır denemesi yapacağız sadece. 0-0 ya da 1-1 bitebilir diye düşündüğüm için Sheffield oyunu kitleyebilir diye
Sıfır denemesi yapılabilecek maçlardan biri. Onun dışında diyeceksiniz ki Başakşehir Galatasaray maçına niye değinmedin? İdeal olarak alınabilecek, çok görülecek bir maç olduğunu görmüyorum. Galatasaray'daki eksikleri hepiniz biliyorsunuz, izliyorsunuz, görüyorsunuz. Başakşehir tabii şampiyonluk motivasyonunda kendi evinde galibiyete yakın olabilir. Ve zor da olsa Başakşehir'in tek farklı böyle 1-0, 2-1 gibi kazanacağını düşündüğüm için sadece sistemde değerlendirdim. Bunu yüksek oran için handikap 0'a girdim. 3-15 orandan ki şimdi sistem kuponumu vereceğim. Bir diğer maçımız Newcastle United Manchester City mücadelesi. Onlar da hafta arasında biliyorsunuz bu da Federasyon Kupası. Chelsea'ye kaybetmişlerdi. Şampiyon da belli oldu. Kupaya asılırlar mı bilemiyoruz ama Newcastle zorluk çıkaracaktır. Formda bir Newcastle var çünkü. Manchester City'yi yense bile tek farkla yenecektir diye düşünüyorum ki sistem kuponu için. Bakın sistem kuponu nedir bilmeyenlere anlatayım. Benim mantığımdaki sistem kuponu yani gidip ben şey de yapılabilir tabii 1.50, 1.60, 1.70, 1.40 normal idealleri toplarsın. 4 tane sistem 3-4 dersin. Bir tane yatsa da alayım. Eyvallah. Sonra sistem 3-4-5 yaparsın ama oran yükseltirsin ki çünkü 3 tane tutsa bile 3'ünün oranını alacaksın ya bari onlar bir 80 bir 92 olsun ki 3 tane tutarsa amorti etsin kuponu ama 4 tane tutarsa biraz güzel para versin mantığıyla. Benim sistem 3-4-5 ya da 4-5-6 yaptığım kuponlarda mantık şudur bana göre. 0 koyarım, handikap 0 koyarım. 2.90'lar, 3'ler, 3.40'lar uçuşsun ki 4 tanesi tutarsa bile geçen pazar olduğu gibi 70 lira aldık. Bak 22 liralık kupona 70 lira. Eyvallah ama 5. bir tutarsa işte yine geçen hafta uygulamada mı videoda mı verdim hatırlamıyorum onu. Hem orada hem burada kuponlar tutturduğumuz için 181 lira kazandırmıştı o kuponumuzda. Ama bir de tamamını tuttuğunu düşünün. 2 hafta önce uygulamada 850 lira almıştık. O zaman da 3-4-5'ti mesela. Bundan dolayı sisteme yüksek oranlı olabilecek yani beraberlik ve tek farklı bitebilecek maçları almaya çalışıyorum. Mantığını anlatmaya çalışıyorum. Siz yine kafanıza göre değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi Newcastle Manchester City maçını handikap 0 aldım. Tek farklı zor kazanır kazansa da diye 3.40 orandan ve şöyle bir sürpriz maçım var burada size. Zaman zaman bana diyorsunuz ya hani bunu bilmek çok zordur arkadaşlar. Hani 1'den 0, 2'den 0, 1'den 2, 2'den 1. Bu şanstır tamamen, tamam mı? Bana göre yani. Tabii ki mesela 1'den 2 veya 2'den 1 oynayacaksanız biraz ev sahibi sürpriz yapabilecek. Mesela Sivas Kayseri. Kayseri bir atar öne geçer. Sivas çevirebilir mi? Evet gücü var çevirebilir. Ha, 2'den 1 oynayabilir. Ama 1'den 2 biraz şey kalıyor hani çok yüksek ihtimal değil gibi hani Sivas öne geçerse vermez artık hani Kayseri'de o potansiyel yok ki o yüzden 1'den 2 2'den 1'i böyle kovalayın. Öbür türlü 1'den 0 2'den 0'larda artık berabere biteceğiniz düşündüğünüz maçlarda hangi takım biraz maça hızlı başlıyorsa ilk onun golüne girilebilir sonradan bu çevirir 1-1 de kalır diye hani ben hep bunu soruyorum ilk yarı ikinci yarı anlatanlara bu şekilde kendiniz yaratabilirsiniz gerisi şans yani uygulamada da ben zaman zaman sistem 2-3-4 böyle 1'den 0 2'den 1 veriyorum bazen bir tane tutuyor bazen 3-4'ü birden tutmuyor. Daha hiç daha 2 tane 3 tane bir araya getiremedik. Yani haftada 2-3 gün veriyorum orada da. Ama bir tane maç var ki evet olur mu? Olur. Neden olmasın? Denenebilir. O da şöyle. Espanyol Real Madrid maçı var arkadaşlar. Bakın bunu da neyden dolayı diyorum biliyor musunuz? Espanyol kendi evinde daha önce bu sene Atletico Madrid gibi güçlü bir takıma karşı önce ilk yarıdan öne geçip daha sonra maç 1-1 berabere bitti. Yine Espanyol kendi evinde Barcelona'ya karşı öne geçti ve Barcelona berabere bitirdi mücadeleyi. Yani birden sıfırlar büyük takımlara karşı İspanyol'da ayrı bir motivasyon oluyor. Ve Real Madrid şampiyonluğa gittiği için birden sıfır da kalmaz da sanki birden iki deneyebilirmişiz gibi geliyor bana. Gözüme çarptı. Ondan dolayı da yine sistemciler için birden iki 18 oranı var. Bunu da kafanıza yatarsa değerlendirilebilirse hani az önce bahsettiğim sebeplerden dolayı İspanyol'una geçebilir mi? Geçebilir. Real Madrid'de şampiyonluk stresinde sonuçta. Çevirebilir mi? Potansiyeli var mı? Var. Aynı öyle mesela. Galatasaray 2'den 1 olur mu? Başakşehir karşısında sürpriz bir golle olabilir. İşte Sivas maçı mesela. Böyle birçok maç 2'den 1 denemesi sistemcilere diyorum bu arada yapılabilir. Gelelim 4-5-6 sistem kuponumuza. Pazar gününün kağıdı kalemi alıp not edebiliriz. Kafanıza yatanları alabilirsiniz. 4-5-6 yapmayabilirsiniz. Birçok arkadaşımdan mesaj alıyorum. Abi şunu almadım, şunu şöyle değiştirdim. Ben 0 demişimdir, handikap 0 alır. Handikap 0'ı 0 yapar veya 4 maçı benden alır, bir maç kendi koyar. Ya da sistem 3-4-5 ya da 2-3-4 yaparak çok güzel kazanç sağlayan arkadaşlarımız var. Bu arada like ve yorum hala buraya kadar yapmadıysanız bir yaparsanız sevinirim. Hazır sistem kuponu öncesi ben de bir yudum alayım çayımdan. Sheffield United Arsenal mücadelesi 0-2.85 saat 15'te. Milan Roma maç sonu 0-2.95 saat 18.15'te mücadele. Newcastle United Manchester City handikap 0-3.40 oran saat 20.30'da. Başakşehir Galatasaray handikap 0-3.15 oran saat 21'de. Yine bir diğer 3 maç 21'de. Gaziantep Antalya Spor direkt 2 favoriyi Gaziantep açmışlar 2.20'den Antalya 2.40'dan açmışlar. O yüzden direkt 2 aldım.
2.40'tan Antalya Spor ve Kopenhag Midtjylland mücadelesi var. Kopenhag Midtjylland mücadelesi Danimarka'da. Bunu da maç sonu 0 aldım. Kritik bir mücadele. Bültende değinmedim ama sistemde değerlendirilebilir. 2.90'dan 1-1 bitebilecek bir mücadele benim gözümde. Bu hepsini topladığımızda sistem 4-5-6 yaptığımızda 22 liraya 3028 veriyor. 5'i tutarsa da yine alırız. Güzel bir para gibi geliyor bana. Diyelim benim için olay burada bitmiştir. Hayırlı pazarlar dileyelim. Sistem kuponumu da, ideal kuponumu da kafanıza yatanlardan değerlendirin. İnşallah en azından iki kuponumuzdan da güzel paralar kazanırız diyelim. Hayırlı pazarlar diliyorum. Bol şanslar, kupon şansımız bol olsun. Sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere.